Yetenekli Hanımlardan herkese merhaba. Bugün patatesli sulu köfte hazırlayacağım. Öncelikle kabın içerisine 200 gram kıyma aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tane rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış soğan, tuz, pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber ekledikten sonra harcı güzelce yoğuruyorum. Daha sonra bundan misket büyüklüğünde köfteler hazırlayacağım. Öncelikle bir tabağın içerisine bolca un serpiştirdim. Köftelerin birbirine yapışmaması için. Daha sonra misket büyüklüğünde parçalar kopararak avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Köfteleri yuvarlarken ara ara elinizi hafifçe ıslatırsanız çok daha kolay yuvarlanmış olacaklar. Bütün köfteleri bu şekilde hazırladım. Şimdi tabağı tutarak güzelce sallayacağım. Bu sayede her taraflarının iyice una bulanmış olmasını sağlayacağım. Bu una bulama işlemi hem pişerken yemeğe güzel bir kıvam verecek hem de pişerken çatlamasını ve dağılmasını önleyecek köftelerin. Şimdi tencerenin içerisine bir miktar yağ alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçaları iyice kavurduktan sonra üzerine küçük küpler halinde doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Patatesleri de bir miktar kavurduktan sonra üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. 5 su bardağı su tam yeterli geldi ama eğer isterseniz daha sonra biraz su ilavesi yapabilirsiniz kıvamına göre. Tuzunu da attım ve kaynamaya bırakıyorum. Patatesler kaynarken ben de köfteleri soteleyeceğim. Aslında sulu köftenin köfteleri pek sotelenmiyor. Direkt çiğ olarak içerisine atılıyor. Ama sotelediğinizde gerçekten çok daha lezzetli olacaktır. Biraz yağda güzelce soteledim. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı kuru nane ekledikten sonra nane ile de bir miktar kavurdum ve kaynayan yemeğin içerisine ekliyorum. Zaten patatesler hemen hemen pişmek üzereydi. Köfteler de yarı pişmiş olduğu için 5-10 dakika kadar pişirmek yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Yemeğim artık pişti ve servise hazır. Tabağı alarak servise hazırlıyorum. Ben üzerine biraz ince doğranmış maydanoz serpiştirdim. Bu şekilde servise hazırladım. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.